Arkadaşlar merhabalar. Stüdyo render alma derslerimizin ikincisiyle devam ediyoruz. Normalde ben bunu tek ders olarak çekecektim ama geçen ders eklemeyi unuttuğum bir bölüm vardı. Sonradan aklıma geldi. Yani ilk dersi ek olarak bunu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir referans bir resim buldum internette. Arkadaşlar stüdyo render alırken 3D ortamda bu şekilde farklı ışıklarla, yani sağdan soldan farklı ışıklar vererek daha güzel bir render çıktısı elde edebiliyoruz. Biz geçen ders ne yapmıştık? Sadece beyaz ışık üzerinden bir render denemesi yapmıştık. Bu dersimizde bu şekilde farklı ışık kaynaklarıyla, yani farklı ışık renkleriyle render nasıl alabiliriz, buna değineceğiz. Şimdi Blender'a geç yaparak çalışmamıza başlayalım. Geçen ders bu sahneyi hazırlamıştık. Bu sahne nasıl hazırlanıyor, mantığı nedir? Bilmeyen arkadaşlar varsa diğer videomuzu izleyebilirler. Şimdi dersimize geçelim. Şimdi ışık objemiz burada gördüğünüz gibi. Geçen dersten farklı olan bir şey var sadece. Diğer dersimizde sadece tek bir monkey objesiyle deneme yapmıştık. Bunda sadece iki tane var. Değişen bir şey yok. Bunda sadece rengini değiştirdik. Şu şekilde yeşile yakın bir renk yaptık. Bu da şu şekilde. Geçen derstekinin aynı neredeyse kırmızı. Şimdi arkadaşlar dersimize devam edelim. Şuradan full ekran yapayım. Bu dersimizde şunlara, yani şu ışık objelerimize farklı ışık renkleri vereceğiz. Şimdi arkadaşlar edit moda giriyoruz. Bu yüzeylerin hepsini seçtiğim zaman, yani ışık kaynaklarının zaten tek bir materyal olduğunu burada görebiliyoruz. Buradan yeni materyal istedik. New diyoruz. Şuradaki yüzeyi veya buradakini seçiyoruz. Fark eden bir şey yok. Şimdi materyal 7'ymiş. Bunun isterseniz şuradan ismini değiştirebilirsiniz. Işık diye. Işık sarı diyelim hatta buna da. Şimdi diffuse'u emisyon yapıyoruz ki buna ışık özelliği atayabilelim. Şuradan şöyle turuncuya yakın bir renk seçiyoruz. Biraz önceki referans resimdekinin hemen hemen aynısını yapmaya çalışalım. Şimdi buna assignliyoruz ki buna, yani bu materyale bu yüzey sahip olsun. Normalde bunlar, yani şu ikisi beyaz ışığa, yani beyaz emisyona sahip. Bu da sarıya olsun. Yeni bir artı dedik, ışık diyoruz. Aynı şekilde ışık mavi diyelim buna da. Şimdi aynı şekilde buna da bir emisyon atıyoruz. Arkadaşlar buradan emisyona tıklamanıza gerek yok aslında. Bu bölüme tıkladıktan sonra mouse'unuzu şu bölüme getirdikten sonra klavyeden E'ye basarsanız direkt emisyonu seçecekti. Şimdi buradan da biraz önceki o mavi ışığı hemen hemen yakalamaya çalışalım şu şekilde. Evet. Şu yüzeyi seçiyoruz ve mavi ışığımızı seçip assign dedik. Üstteki ışığımız beyaz, dediğim gibi şiddeti neymiş, 1.8, bunlar 1'de kalabilirler, yani bu sahnenize göre değişecektir. Kamera açımız da böyle, dediğim gibi ışığın şiddetlerini deneme yanılma yöntemiyle de bulabilirsiniz. Şuradan sample değerini ben bir 250 yapayım, bir deneme render alalım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şunu da 128 yapayım ki render alınacak kareyi ayarlayalım. Daha yüksek ayarlamıyorum kasma olmasın diye. Çözünürlüğüm bu. Bir deneme render alalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bakalım kaç dakika sürecek. Şu anda 11 dakika falan diyor render'ın bitmesine. Arkadaşlar render'ımız bittikten sonra dersimize devam ediyoruz. Şimdi ben de sizi bekletmeyeyim boşuna. Render bittikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hatta şöyle yapalım. Şu sample değerinde ben bir 500 yapayım ki daha net bir sonuç elde edelim. Şunları da tekrar 64 yapayım. Kasma olmasın. F12 ile render'ımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi render'ımız bittikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, render'ımız bitti. 22 dakika 18 saniye gibi bir süre sürdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir çalışma elde ettik. Hatta şöyle bir karşılaştırma yapayım ben. İlk sahnemizde, yani ilk çalışmamızdaki render'ımız böyleydi. Şu şekilde biraz bakabilirsek. Evet. Şöyle yakınlaşalım. Evet arkadaşlar. İlk sahnemizde şu şekilde her taraf beyaz olduğu için bu şekilde bir görüntü elde etmiştik. Farklı ışık kaynakları kullanarak da bu şekilde bir görüntü elde ettik. Göze bayağı güzel gözüküyor.
Artık tercih sizin. İsterseniz bu şekilde tek renk kullanın, ilk videomuzdaki gibi veya bu videomuzdaki gibi farklı kaynaklarıyla bu şekilde bir render de elde edebilirsiniz. Veya sadece mavimsi ışıklarla da hafif beyaz ışıklarla da daha güzel tonlar yakalayabilirsiniz. İnternette farklı kaynaklar inceleyerek arkadaşlar bu stüdyo render hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu videomuzun ufaktan sonuna gelelim arkadaşlar. Karşılaştırma için yani karşılaştırma diyorum pardon. Bu render çıktığımızı daha net görebilmeniz açısından videonun altına link olarak koyacağım. Oradan bakabilirsiniz daha detaylı olarak. Bu videomuzun da ufaktan sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olsa videonun altında sorabilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.